Ethem Bey, öncelikle teşekkür ederiz. Bu günün gerçekleşmesinde bize büyük bir katkı sağladınız. Eğitim Türkiye'nin en önemli problemlerinden bir tanesi ve en önemli bence rekabet alanlarından bir tanesi. Dünyadaki ekonomilere baktığımızda bu rekabetin ne kadar artık birbirine yaklaştığını görüyoruz. Batı ülkelerinin değil, Doğu ülkelerinin daha çok başarılı olduğunu görüyoruz ve temeline baktığımızda da eğitim kalitesinin artması, bilimin gelişmesi, ekonominin böylece büyümesi. Yani ne kadar çok katma değerli ürün, o kadar güçlü bir ekonomi. Ne dersiniz eğitim konusunda bu kadar çok bir iş adamı olarak ilgi alanınıza girmesi, sizin de ekonomik büyümeyle bir bağlantı kurduğunuz anlamına mı geliyor? Eğitim alanına bizim girmemizin temel motivasyonu kar amaçlı değil. Biz grup olarak ve aile olarak tabii ki iyi bir girişimci olmak sevdasıyla yola çıktık. Genetiğimizde bu var. Biz Siirtliyiz, Siirtler ticareti iyi bilir. Siirtliye soruyorlar, iki kere iki kaç eder? Alacağım mı, satacağım mı diyor. Niye diyorlar? Alırsam üç eder, satarsam beş eder diyor. Öyle bir topraktan geliyoruz biz. Fakat etiğimiz de var bizim. Ülkemize ve insanımıza faydalı olmayan işlerden hep kaçındık. Temel motivasyonumuz kar olmadı hiçbir zaman tek başına. Yanına sosyal fayda ve topluma katkıyı da koyduk. Yaptığımız bütün işler çok şükür hep böyle. İşte, sağlık iş kolundaydık. Rahmetli büyük insan Necdet Eczacı başından feyz alarak sağlık iş koluna girmiştik. İnsanımızın sağlığına katkı vermek. Türkiye o zaman hakikaten çok sağlıksız bir toplumdu. Sonra tarım işine soyunduk. Sizin de sizi sevmemin tek nedeni tarıma verdiğiniz önem Cem Bey. Başka nedenleri hep de var. İzliyorum. Ben iyi bir insanım. Bilmiyorum ama tarıma verdiğiniz önemden dolayı çok seviyorum. Sempatiksiniz tabii. Sağ de olun. Zaten toplum onun için sizi seviyor ve izliyor. En popüler televizyon yıldızısınız. Sağ olun, eksik olmayın. Ama tarıma verdiğiniz önemden dolayı da sizi seviyorum ben. Tarım işine yatırım yaptık. Sağlık işine, tıp işine. Şimdi de ben kendim savunma sanayi. Çünkü karışacak insanlık. Yeni bir uygarlık yaratırken hep savaşmış. Tarih boyunca öyle. Bütün yeni ileri atılımlar maalesef insanın vahşi tarafından dolayı savaşla başlıyor. Sonra da savaşla bitiyor. Yeni devre açılıyor. Tarihe bakacak olursak insanlığın tarihi hem bu trajedilerle ve hem bu ileri atılımlarla dolu. Eğitime de biz, yani fazla uzatmayayım, zamanımız da kısıtlı, birazdan uyaracaksınız. Eğitime de gerçekten biz aile olarak bir kırılma noktasından geçtiği için ülkemiz, karınca kararınca müdahale etme isteğimizden doğdu. Çünkü maalesef, demin söylediniz, doğu toplumları çok başarılı oluyorlar. Neden? Çünkü medeniyetin genetiği doğuda. Önce Sint ve Hint havzası, arkasından Mezopotamya, arkasından İstanbul ve ondan sonra Londra, Venedik. Siz tarım dediniz ya, mesela benim bir sloganım var, programlarımda kullanıyorum. Bir avuç tohum, bir ömür boyu özgürlük diyorum. Tabii. Yani tohumun içinde zeka var çünkü, akıl var. Tabii. Yani o bir avuç tohum dediğimiz şey, biz tohumlarımızın önemli bir kısmına ithal etmek durumundayız. Çünkü bir küresel iklim değişikliği var. Tabii. Toprak değişti, su rejimi değişti. O küresel iklim değişikliğine uygun tohum üreten laboratuvarlar var. Bu matematik demek, bilim demek, bilime yatırım demek. Yani aynı şekilde üniversitelerimizde bilime yatırım yapsa o özgürlüğümüzü kendi içimizden çıkaracağız. Dışarıdan almak zorunda kalmayacağız. Bizi yaratan ve kainatı yaratan söylüyor zaten. Her canlı bir kainattır. Kainat da bir canlıdır. Ve zaten bilim yaratıcının sırlarını keşfetmek üzere yola çıkmış halifesi insanın serüvenidir. Onun için eğitim alıyoruz zaten. Tabii yani doğu toplumları genetiğinde medeniyeti ve uygarlığı ve bilimi taşıdıklarından yıllar sonra koparıldıkları bu macradan tekrar dönmek için olağanüstü bir çaba gösteriyorlar. Ve çok şükür de bu konuda ciddi adımlar atılıyor. Demin söylediğimiz gibi Çin'den Endonezya'ya, Hindistan'dan Türkiye'ye, Asya ayağa kalkıyor ve yeniden uygarlığın anası olarak kendini gösterecek. Umut ediyorum ki Afrika'da bir süre sonra bu sürece katılacak ki bütün insanlığın anası. Bu konuda tabii ki
insanlığın yönetiminden sorumlu kuruluşların, Birleşmiş Milletler'in, UNESCO'nun, sivil toplum organizasyonlarının tarihin anasının, uygarlığın anasının ayağa kalkmasında özel bir çaba göstermeliler ki insanlık yeni bir barış ve refah dönemine geçebilsin. Bunun yolu da işte bu SETAM eğitimi. Tabii buna benim kanaatimce 2-3 şey daha eklemek lazım. Ben İngilizceyi bilmiyorum, öğrenemedim. Doğu dillerini biliyorum, Arapçayı, Farsçayı, Kürtçeyi falan ama İngilizceyi, Almancayı öğrenemedim. Genetiğimde belki o olmadığı için öğrenemedim. Gayret ettim, öğrenemedim. Belki cahilliğimden. Gayret ettiniz mi? Gayret ettim. Kurslara gittim, bir türlü öğrenemedim. Neden bilmiyorum. Şimdi açılımlarına bakıyorum bu sistemin. Eksiği var. 3 tane harf eksiği var. Geçmişi olmayanın geleceği olmaz. Geçmişini bilmeyen geleceğini inşa edemez. Buraya bir bilim tarihi konması lazım. Gençlere ve çocuklara tarihlerin öğretilmesi lazım. Bilim tarihinin. Yaratıcılık sanat olmadan olmaz. Sanatın eklenmesi lazım. Art. İngilizcesi öyle dedi Bülent Bey. Art eklenmesi lazım. Zaten de, sitem artı A ya, sitem artı A. Ama sonradan konulmuş sanat, A, bazıları evet, kabul sonradan etmiyor. Konuldu sanat, halbuki ilk başta konulmadı. Bir de bence ekolojiyi koymak lazım. Tarımı ve toprağı bilmeyen geleceği inşa edemez. Yani şimdi kainatı fethetmeye ve en küçüğe ulaşmaya çalışıyoruz. Ama bizim ham maddemiz olan toprağı tanımıyorsak kendimize yabancılaşırız. İnsan bir avuç topraktan yaratılmış ve topraktır ve toprağa dönecek. Topraktan kopmamalıyız ve toprağı bilmeliyiz. Dolayısıyla buraya ekoloji konulması lazım. O zaman muazzam bir eğitim sistemi olur. Yani sistem, mühendislik. Yani mesela Sümerler alfabeyi ve harfleri icat ettiler. Artık demode oldu bu. Klavyeyi üretmek lazım. Ve artık çarpım cedveli yerine algoritma oluşturmayı üretmek lazım. Bunların içinde bu 5 harfin içinde bunlar var. Burada fazla ukalalık etmek istemiyorum. Size bir şey söyleyeyim ama mi? Ama 3 şey eklemek lazım. Bu Endüstri 4.0'ı konuşuyoruz ya, yani Endüstri 4.0 diyoruz. Size bir şey söyleyeyim mi? Biraz önce Ethem Bey'in tarif ettiği şey, yani toprağı bilerek bilimi, eğitimi, sanatı içine katan bir eğitim sistemi. Endüstri 4.0'ın kendisi, bence ta kendisi, yıllar önce zaten bu topraklardan çıkmış bence. Yani Cumhuriyet'in getirdiği eğitim, yani o köy enstitüleri mesela, Endüstri 4.0'ın kendisidir. Kesin. Kesin. İnanılmaz bir şey. Yani sanatı, edebiyatı, matematiği ve kooperatifçiliği ve toprağı ve Shakespeare'i ve Yahya Kemal'i aynı anda öğreten bir eğitim sistemi dünyada köy enstitülerinden başka yok. İnanılmaz ama bir şey. Onun eksiği şu Cem Bey, onun bir eksiği vardı. Bilim tarihi ve kendi tarihimizi öğretmiyordu. Doğru. Yani biz Sufi'yi, Cabir bin Hayyan'ı bilmiyoruz. Biz Tirmizi'yi bilmiyoruz. Biz Sina'yı bilmiyoruz. Biz İbni Haldun'u bilmiyoruz. Biz Ali Kuşçu'yu bilmiyoruz. Tabii ki biz Einstein'ı bileceğiz, Otto'yu bileceğiz, Troicelli'yi bileceğiz. Bilmek zorundayız. Ama ışığın aslında doğudan yükseldiğini de bilmek zorundayız. Ama tabii yani Çinli Zhuang'i de bileceğiz. Tabii. Hintli'yi de bileceğiz. Ağzınıza sağlık gerçekten. Kendi geçmişimizi bile. Eğitim, yani köy enstitülerinde bu eksikti biraz. Bu aydınlanmacı, tanzimatçı kafa hep Batı'yı anlatıyordu. Batı'yı anlatmış. Halbuki Batı yani eksiktir. Zaten yaşama ömrü. Batı doğu olmadan eksiktir. Batı'nın anası doğudur. Evet. Ana rahmini bilmeden çocuk öğrenilebilir mi? Doğru. Batı doğunun çocuğudur. Şimdi onun eksiğini biz tamamlayacağız. Evet. Bilginin inşası çok önemli bir şey. Biraz önce ben de söz ediyordum. Yani bilgi her yerde. Yani internetin içi bilgi dolu. Ben hep söylüyorum kendi programlarımda da, yani özellikle öğretmenlerin de artık belki hep bunu tartıştığımız bir şey. Eğitmekten vazgeçmesi lazım belki de. Kavramları öğretmesi lazım. Korkusuzluk gibi, cesaret gibi, yani başarısızlıktan korkmamak gibi. Bir hayalin olacak, bir tutkun olacak, geleceği inşa etmek için bir hedefin olacak ve o hedef doğrultusunda gidebilme ahlakı. Bütün bunlar eğitim sisteminin de bir parçası. Ama size göre bilginin inşası, farklı farklı bilgilerin bir araya getirmesi, geleceği nasıl şekillendirecek? Siz bilgiyi nasıl yorumluyorsunuz, nasıl görüyorsunuz?
Teşekkür ederim. Tabii burada mektebin çok değerli öğrencileri de burada, gençleri. Fırsat verdiniz. Onlara da sizin açtığınız bir alandan seslenmek istiyorum. Demin söylediniz. Biz de yapabilecek miyiz? Hamasi bir nutuk ve nostaljik bir hamasetten öteye söylüyorum. Biz zaten yapıyorduk. Bakın 10. yüzyılda ünlü bilim tarihçisi Fuat Sezgin'in demesiyle ki şöyle diyordu o. Ben Cabir bin Hayyan'ı tanıyıncaya kadar insanlık tarihinin en büyük bilgini olarak Aristo'yu bilirdim. Ama Cabir'i tanımak için tez yazdım üzerinden. Gördüm ki Aristo Cabir'in dörtte biri değil. Şimdi bu Cabir nereli biliyor musunuz? 10. yüzyılda yaşamız bu büyük Cabir, Erzurum Horasanlı bir eczacının oğludur. Sufi lakabıyla. Cebir bilimini insanlığa hediye eden adam. Modern kimyanın kurucusu. Bakın ne diyor Cabir 10. yüzyılda? Batı Engizisyonu ve Orta Çağ'ı yaşarken Cabir, en küçük zerre arazdır diyor atomun Arapça ismi. Parçalandığı zaman Bağdat'ı yok edebilir diyor. 12 yüzyıl sonra Alman alimi Otto atomu keşfettiğinde dedi ki şimdi Cabir'in düşünce seviyesine çıktık. Şimdi bu Cabir ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki Allah bize öyle bir akıl vermiş ki biz bu aklı kullanıp kainatın sınırlarını keşfedebilir, insan yapabiliriz diyor. Modern genetiğin ve yapay zekanın haberini veriyor. Böyle bir toprağın çocuklarıyız biz. Bu gençler böyle bir topraktan geliyorlar. Genetiğinde bunlar var. Biz bu topraklardan yüzlerce yeni Cabir yetiştirebiliriz. Ama yapabilmemiz için ön şartlar var. Mesela birisi işte bu SETAM eğitimi. Ama bu yetmez. Cabir'in Cabir olduğu dönemde medeniyetimizin yöneticileri ki bunların tepesinde Halife Memhun vardı. Gene Fuat Sezgin hocam diyor ki insanlık tarihinin en bilge hakanıydı. Marcus Aurelius'tan da daha bilgiliydi. Hadım Çin imparatorundan da daha bilgiliydi diyor. Bu Cabir, biliyorsunuz Memhun bir taraftan seferleri yönetiyor, öbür taraftan Samara ve Bağdat'ta iki tane rasathane kurmuş. Bizzat kendisi başında 30 alimle ölçüm yapıyor. Dünyanın çevresini ölçüyor 10. yüzyılda meşhur Memhun küresi. Bugünkü modern ölçümle yanılma payı 700 metre. Şimdi bu Memhun yönetiyordu medeniyetimizi. Yani bizi yönetenlerin de bu SETAM'la ilgilenmeleri lazım. Biraz günün sorunları ve günün getirdiği problemleri çözmek tabii ki çok önemli. Günü çözmek ve şey yapmak. Ama geleceği inşa konusunda hem bizi yönetenlerin hem bu gençlerin birer Cabir olma iddiasında olmaları lazım. Bizi yönetenlerin de birer Memhun gibi davranmaları lazım. Bir taraftan imparatorluğu büyütmeye çalışırken ki Bizans imparatorunu yeniyor Tarsus önünde. Savaş tazminatı söz konusu. O güne kadar insanlık tarihinde savaş tazminatı ya kaleydi ya köleydi ya topraktı. Memhun ne istiyor biliyor musunuz Bizans imparatorundan savaş tazminatı olarak? Bizans İstanbul Kütüphanesi'ndeki 100 yazma eseri tazminat olarak istiyor ki Beytül Hükme'ye koymak için Bağdat'a. Bizi yönetenlerin de bilgi üretmeye, bilgiye ve bilgi üretme fabrikalarını inşaya önem vermeleri lazım. Sadece biz bireylerin uğraşması yetmez. Sonuçta dünyada bir gerçektir. Devletler var, topluluklar var ve bunları yönetenler var. Bunları yönetenlerin de bu perspektif ve hafsalada olması lazım. Bunları yaparsak bilgiyi de üretiriz. Bu konuda batıya da destek ve fayda sağlarız. Sofiyalar değil, biz safiyeler yaparız. Niye yapıyorlar? Teşekkür ederim.